Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle sığ kafa makinelere volta ipi sarımını çalışacağız. E, fakat ona gelmeden önce biraz arkadaşlar florokarbon gövde kullanımı ile ilgili e, bilgi vermek istiyorum. Yani ülkemizde LRF hafif takım avcılığı genelde işte gece avlarında e, hırsız iğnelerle Kurtların işte renkli, UV özellikli, kokulu kurtların gece avlarında kullanılmasıyla gerçekleşilen bir disiplin gibi gözüküyor. Farklı bir şey söyleyeceğim. Ben bu tür bir avcılık hiç yapmıyorum. Yapmadım. Kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama gece avlarını ben şahsım olarak tercih etmiyorum. Ben gündüz avlarından keyif alıyorum. Yani gündüz ışığında güneşte e, balığı olabildiğince ince takımlarla kandırmak üzerine bir oyun planım var her zaman. Tabi 1971 yılında daha önce olta ipi türleriyle ilgili olta ipinin tarihçesiyle ilgili sizlerle paylaştığım sunumda bilgilendirmede hatırlarsanız Kureha adında bir firma ki bu firma dünyada ilk kez e, flora karbon e, malzemeyi bulan firma monopolimer e, yani şu monopolimer malzemeyi malzemeyi florit florin malzemesini karıştırarak e, içindeki boşlukları ortadan kaldırıp nispeten daha sert bir malzeme haline getirip ee, aslında LRF dünyasına büyük bir e, lütufta, büyük bir hediye vermiş bir firma Kureya firmasının Aslında e, sadece e, balık malzemesi değil tabi bu flor e, florin kaltı kataarak e, elde ettiği işte mono e, tek polimer e, florokarbon malzemeyi ve bunun ham maddesini pek çok sektörde tabi kullanan bir marka yani firma. E, Kurea firmasının e, balıkçılık malzemesi e, markası Sigar markası arkadaş ve dünyanın en iyi floro karbon e, olta iplerinden birini üretiyor Sigar firması. E, burada bu videoda arkadaşlar size Sigar firmasının en düşük çekerli bakın şöyle bir LB e, 0.3 pi milimetre olarak da 0.09 milimetre. Bir LB dedi arkadaşlar e, yaklaşık 0.454 gram çekerli flora karbon gövdesi ile bu videoya başlamak istedim. Yani biz neden flora karbonu bu kadar ince e, liklerde tercih etmeyi e, istiyoruz? Çünkü arkadaşlar Florokarbon pek çoğumuzun düşündüğünün ötesinde sadece lider olarak kullanılan bir malzeme değil arkadaşlar. Tabii ki bu florokarbonu bu incelikte lider olarak da kullanabilirim ben. Örneğin yarım kilo çekerli bir kilo çekerli bir ipin önüne. Fakat florokarbonu ana gövde olarak kullanın, kullanmanın önemli avantajları var arkadaşlar. Birincisi bir kere florokarbon düşük. Güç uygulandığında mono'ya göre oldukça az esneyen bir malzeme. Bir esneme oranı var evet ama mono'ya göre çok daha az esniyor arkadaşlar. Bu birinci e, önemli konu. Yani biz örgü ipi yerine flora karbonu ana gövde olarak kullandığımızda hedef balığımız doğru ise ve doğru çekerde, fluorokarbonlar kullanırsak örneğin mesela bu florokarbon 1.7 lb bakın şöyle 0.4 pi bununla da işte inci balığı vesaire pek pek çok balığı avladığımı hatırlıyorsunuz geçmiş videolardan bakın bunun kalınlığı 0.10 bunun kalınlığı 0.09'du bir başka göstereceğim size arkadaşlar mesela bu gama firması Amerikalı bakın 2 lb, 0.9 kilo, bir kilolara yaklaştığımızda 0.11 milimetre. Bakın, bu üçüncü kalınlık. Biraz daha devam edelim. Mesela ben sunline kullanıyorum ama arada bunu da almıştım. Gayet güzel bir malzeme. Bakın, bu da Flora Karbon. 2 lb, bakın 0.6 pi ve kalınlık 0.128 milimetre, 0.13 gibi. Yani araları boşluk vermeden devam ediyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar özellikle deniz avlarında her ortamda yani denizde her ortamda her balığı alabileceğiniz dayanıklıkta 0.8 pi her ortamda ve her balıkta derken LRF'nin hedefleyebileceği balıklardan bahsediyorum. 0.8 pi 0.15 yani 0.148 milimetre. Şu 4 malzeme arkadaşlar. Hatta 5 olmuş. Floro karbonla e, av yaparken kullanabileceğiniz 5 lrf'de kalınlık bence. Bunun üzerine geçtiğinizde farklı bir mecraya giriyorsunuz. Floro karbon arkadaşlar hatırlarsanız görünürlük olarak e, suya göre oldukça yakın. Suyun e, ışık kırılımı 1.33 Florokarbonun ise bu işte mono monodan flora'ya florin malzemesi kullanılarak e, peletleme işleme esnasında o boşlukları ve e, homojenize ederek e, monoyu yani çok daha dengeli bir yüzey ve iç yapı oluşturarak e, ışığı olabildiğince az kıran bir yapı oluşturulmuş ve 1.39 ile 1.42 arasında ışık kırma oranı var arkadaşlar. Ve bu da florokarbonun görünmezlik yani çok az görünme özelliğini bizim hizmetimize sunuyor. Ama hedef balığa göre de florokarbonun kalınlığını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ben 5-6 santimlik, 10 santimlik, 12 santimlik maksimum olan bir balığı hedefliyorsam ki bu bir istavrit olabilir e, tatlıs kefallerin küçükleri olabilir. İnci balıklar olabilir. Niye bu balığı tutuyorsunuz? O soru doğru bir soru değil. Yani mikro LRF diyoruz biz buna. Ve bundan keyif alıyorsanız bu malzemeyi ya da bu malzemeyi kullanacaksınız. Yani 0.3 pi, 0.4 pi. Ama 0.5 pi kullanmayacaksınız. Bu artık fazla gelmeye başlıyor. Buna ne zaman geçeceksiniz? Tatlı su levreklerinin, iri kefallerin, nispeten iri kefallerin ve benzer kayalıkta küçük balıkların bulunduğu mekanlarda 0.11-0.13 arası, 0.12-0.13 arası kullanacaksınız. Ve genel olarak sert sahteler işte 40 mm-60 mm arası sert sahteler işte 3 santimle 6 cm arası diyelim. İşte 2 gram ila 4,5 gram arası sert sahteler. E, plastikler. Yani 2 gram, 3 gram artı plastik kombinasyonları. Bunu kullanacaksınız ya da bunu kullanacaksınız. Ama sonuçta bu her bir florokarbonun bir yeri var. Siz gidip sadece bunu alırsanız bununla ince kefalini tutabilirsiniz ama şansınız azalacaktır. Çünkü balık 0.148 yani 0-15 mm malzemeyi florokarbon gözükmüyor gibi düşünülse de görecektir. Ürkecektir daha temkinli yaklaşacaktır. O yüzden biz hemen hemen her aralıkta hedef balığa hedef balığı seçtikten sonra doğru florokarbon gövdeyi kullanırsak ya da bunu lider olarak kullanırsak başarılı oluyoruz. Yani bu kadar incesini Türkiye'de çok az insan kullanıyordur. İstavrit'i iyi bilen ve deneyimleme imkanı olan insanlar kullanıyordur diye düşünüyorum. Ama e, kulağınıza küpe olsun, bir bilgi olsun, farkındalığınız artsın. E, bu incelikler mikro lrf avı yapıyorsanız çok çok önemli. E, çok pahalı şeyler değil. Ama bulunmanız ve ona uygun da bir makina ya da kafa ayırmanız gerekiyor. O yüzden işte bu kafaları bir önceki videomuzda kafaların sayısına önem verdik. Yani makineden öte kafa sayınızın artık fazla olması lazım. Ve kafaların arkadaşlar florokarbon kullanırken 2000'lik kafalar. Yani çap değeri daha geniş olması gerekiyor. Şimdi biz... E, sigarın bu en ince dünyanın en ince florokarbonlarından biri 0.09 bir, bir düşüyor var arkadaşlar 0.2 e, pi 0.08'e kadar zaten florokarbonalar üretilebiliyor. Daha önceki sunumumuzda bahsetmiştik ve florokarbonların arkadaşlar çeker gücü her zaman monodan bir tık aşağıda Örneğin. Mesela strof markası bakın 012 diyor. Önceki videomuzda arkadaşlar bunu ölçerken. Ben 0.12 milimetreyi e, o da düzeltme yapmış olayım. E, Olta ipi e, kalınlıkları ölçerken 0.12 milimetrenin doğru e, bir e, incelikte olduğunu söylemiştim. Halbuki daha sonra ölçtüğümde ki gerçekten videoda da aslında daha kalın bir ölçüm yapmışım. E, hemen şimdi o ölçümü de burada bir kez daha tekrarlayacağım ve e, konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız şöyle bir mikrometremiz vardı. Şöyle hemen Stroft 0.12 mm diye geçen misineyi alalım. Şöyle aralık yapalım. Şu araya koydum bakın. Hızlıca. Hızlıca. 0.12 milimetre diyor Stroft. Bakın 0.14. 14,5. Görüyor musunuz? Şöyle 0.14,5. 0.12 değil yani. İlginç mesela Alman markası Stroft. Yani çok önemli değil. Sonuçta 0.12 0.14 diyebilirsiniz. Ama ben 012 diye almışsam ve ince takım için bunu ben kullanacaksam, küçük balıklar için kullanacaksam yanıltıcı bilgi. Ama kaliteli malzeme belli yani yumuşaklığıyla vesaire Stroft. İlginç. Genelde monoda ve fluorocarbonda mesela böyle bir şey olmaz. Standartize ürünlerdir bunlar. Her neyse, bakın EFTA onaylı bu aynı zamanda. Demek ki EFTA o kadar da şey yapmıyor. Yani kontrol etmiyor demeyeyim işte ama o kadar da böyle kuralcı ve o kadar da böyle kontrolör bir kurum değil. Her neyse şimdi mono'nun 012'siyle eee mesela florokarbonun flor ee, 012 arasında büyük fark var görünmede, görüntüde ki böyle bir videomuz da var. Daha önce sizinle paylaşmıştım. Önce mono ile başlamıştım 010 milimetre Daha sonra flora karbona geçmiştim. Bu değildi. Başka bir markaydı. Fakat büyük fark yarattığını görmüştük. Her neyse sonuçta biz arkadaşlar mutlaka bir iki makinamıza hedef balıklarımız neyse hangi büyüklükteyse benim gibi böyle beş tane birden olması gerekmiyor ama yani işte Perchse mesela su levreği ise mesela bir 0.3 şey pardon 3 lb yani 0.8 pi ya da 0.6 pi şundan mutlaka bir makinenizde bulundurun İnanılmaz fark yaratıyor. Ha ne avantajı var florokarbonun diyeceksiniz başka görünürlükten başka. Şimdi biz arkadaşlar bir örgü ip kullandığımızda örgü ipin önüne bir kulaç lider kullanıyoruz öyle değil mi? Ama bu lider tabi siz işte dibe taktınız biraz daha kısalıyor. Klips çek işte bir diyelim bir loop not attınız parapala düğümü biraz daha kısaldı biraz da yeniden lider bağlamanız gerekiyor değil mi? Ama mesela florokarbonda karbonda gövde tamamen flora olduğu için siz kısalta kısalta avınızda zaman kaybetmeden avlanmaya devam ediyorsunuz. Mesela küçük bir kaşık kaşıklarla avlanıyorsunuz. Diyelim 1 gram 2 gramlık 3 gramlık kaşıklarla avlanıyorsunuz. Metal kaşıklar tatlı suda ya da tuzlu suda. E siz kaşıktan kaşığa geçerken eğer sadece krips bağlarsanız bir müddet sonra o burgu oluşmaya başlıyor. Çünkü kaşıklar döne döne geliyor vesaire. Evet fır döndü falan kullanabilirsiniz ama genelde kullanılmıyor biliyorsunuz. O lider yavaş yavaş o av esnasında aynı gün içerisinde yıpranmaya başlıyor. Döngüler başlıyor vesaire. E lideri bir daha bir daha bağlamanız gerekiyor vesaire. Onun yerine işte dediğim gibi şöyle bir 3 LB, 2 LB yani 1 kilo şekerli, 1,5 kilo şekerli bir eee florokarbon kullanırsanız son derece e, verimli avlar yapmanız mümkün arkadaşlar. Arkadaşlar florokarbon iki farklı kalınlığı e, bir tanesi şöyle 0.3 pi, 0.09 mm ve bir de bunu saracağım arkadaşlar. Bunda e, 0.9 kilo çekerli, 0.11 milimetre. Bu iki kalınlığı şimdi flora karbon e, olarak gövdelerimize saracağız. Bu gövde arkadaşlar ben suareyi seçtim gövde olarak. E, Sualede iki tane kafamız var. Yalnız kafaları okursak arkadaşlar, bakın e, görülüyor mu? Evet. Bakın Flora karbonda diyor, 2 lb'de diyor 170 metre sararsın. Bakın. E, bizde şimdi 2 lb'de neyimiz varmış? 90 metremiz varmış. E, 170 metre, 90 metre. Arada boşluk var ne kadar? İşte 80 metrede ilave olması lazım. Şimdi bu yazık zaten bu şey. burada da ben diyordum ki 75 metre saracağım. Ve sonrası 170 metre ne olacak? Bu sığ kafa bile aslında biraz şey. Bunun daha da sığı var. SS ya da SS. Bu zaten SS. SSS diye biraz daha şeyi var. Sığ. Ama yine de biz alta mutlaka bir mono bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım ben. Ee, Biliyorsunuz işte güzelliği o. Başka sığ kafalarım da var. Bunların da uzunluğu bakın. Bakarsanız şurada 0.16'da 105 diyor. Monoda. Ama aslında bu kafayla bu kafanın derinliğinin aynı olduğunu ben biliyorum. Yani bu biraz daha fazla. Ama ben bunu yedek kafa olarak yani bu sarımlarda rahat rahat kullanabilirim. Öyle yapacağım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi geldik. Şimdi bizim kullanacağımız 0.11 ve diğer e, florokarbon 0.09, e, bizim mono da 0.10'a çok yakın. Dolayısıyla ben bu e, alt alta saracağım monoyu bundan seçeceğim ve bu iki florokarbonu şu iki kafaya saracağım. Hesap şu arkadaşlar aslında. Şimdi bir kez daha tekrar edeyim daha önceki videoyu seyretmeyen arkadaşlara. E, İç çap 36 arkadaşlar. Dış çap 42. Yani 4.2 santim bir turda. Şunun çevresi. E, çevre hesabı dairenin çevresi hesabı arkadaşlar. Çap çarpı 3.14. Ne oluyor? Eğer içteki tarafta tur hesabı yapılırsa 12.2. Dıştaki tur hesabı yapılırsa 13. 2 oluyor arkadaşlar. Bir, yani 4.2 dışı çarpı 3.14 13.2 santim. 13.2 santimi bir turunda arkadaşlar 4.3 devir var. Bu en düşük devirli makinelerden. Suare'yi onun için seçiyoruz. 4.3 ile 13.2'yi çarparsak 56 santim yapıyor. Zaten bu makinanın da speklerinde özelliklerinde 56 santim bir turda. Yani bir tur şu. 1, 2, 3, 4, 3. Bu speklerinde zaten 56 santim sarım yapıyor. E siz elinizde atıyorum e, atmıyorum 90 metre varsa 90 metreyi bu 56'ya bölerseniz bölelim. E, 90 Evet. 160 tur yaparsak yani şu sayıyı yaparsak 160 tur tam 90 metreyi sarmış oluyoruz bu makine gibi gibi. Yani bu şekilde hesaplamalarla elinizdeki misinaları altına ne kadar saracağınızı vesaire de hesaplamanız mümkün. Şimdi biz ne yapıyorduk? Önce arkadaşlar misinamızı yani saracağımız misinayı önce makinamıza sarıyoruz alta. Sonra üstüne monomuzu sarıyoruz ve bunun ters çeviriyoruz diğer kafaya geçirirken böylece pürüzsüz en üste en yakın yani şu şu Kenardan 2 milimetre, 3 milimetre en fazla aşağıda olmalı sardığımız şey misina. Şimdi bu hareket, bu sarımı yapacağız ama detaylı göstermeyeceğim. Ben genel olarak evre evre göstereceğim size. Bir önceki videoyu izlerseniz sarım nasıl yapılıyor göreceksinizdir. Devam edelim. Arkadaşlar düzenimizi kurduk. Florakarbon. Kullanacağımız gövdeyi bakın neredeyse hiç gözükmüyor bile görüyor musunuz? Ne kadar ince ve burada 100 metre var aslında. Burada arkadaşlar şimdi ben 75 metresini saracağım için ortalamada da maksimumda 56 santim, minimumda da 52 santim sardığı için bu makine bir turda ben 54 santimi ortalama alıp 75 bölü 54 yaklaşık 138 sarım. Ben bunu 130 sarım yaptığımda 70 metre civarı sardığımı bileceğim arkadaşlar. Tamam. 70 metreye saracağım. Geri kalanı lider olarak ayıracaktım. Önce o işi yapacağım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine işte şu önce ucu buluyoruz görebilirsek. Çok ince bakın. Görüyor musunuz? Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle. Hmm, görünmüyor vallahi. Bakın şuralarda bir yerde bak. Şurada. Neyse gösteremedim bile yani. İşte balık da zaten bunu göremiyor o yüzden arkadaşlar. Önce arkadaşlar ilk halkadan geçiriyorum. Misinamı ve o kadar ipeksi bir şey var ki arkadaşlar yani gerçekten ipek gibi şey. Misina ben de bu kadar incesini hiç kullanmamıştım doğrusu. Doğruya doğru. Onun için zaten aldım denemek için. İşte inci balıkları korksun şimdi bizden ya da küçük balıklar. Bununla arkadaşlar Balık tutamama şansınız yok. Balık varsa, ürken bir balık varsa ortamda. Tabii doğru sahteyi de kullanmak önemli. Doğru malzeme, doğru gramajı, kıstırma kurşunlar, 20 milimetrelik, 30 milimetrelik küçük sahteler çok önemli burada. Yani büyük sahtelerle, kaba sahtelerle ürkek balığı avlayamazsınız. Şurada bir yeni not atıyorum arkadaşlar. Şuraya halkaya geçiriyorum her zamanki gibi. Şöyle. sıktım düğümü kendi e, şey düğümü e, kafayı boğacak düğümü şurada fazlalığını aldım Arkadaşlar şöyle çok önemli değil şu andaki bu düğüm e, mühim olan tutsun orada Şimdi arkadaşlar Ben 130 metre 130 tur burada sarım yapacağım şöyle kalamayı kapatıyorum ve sağlıktan sonra dönüyoruz size arkadaşlar. Arkadaşlar sarımı tamamladık. Yaklaşık 75-80 metre gibi sardım buraya. Geri kalanı da lider olarak aldım. Şimdi bunun üzerine mono saracağız. Monomuz da 0.10 mm olmalı. 0.9'a oldukça yakın. şimdi bunu monomuzu alıyoruz. Şu halkadan geçiriyoruz yine unutmadan. böyle binlik bir makarna alırsanız arkadaşlar şunun gibi. Hem uygun fiyatlı hem de istediğiniz gibi canınız yanmadan sarabilirsiniz. Ben arkadaşlar şöyle tekrar açalım kelepçemizi. Biliyorsunuz Palomar pardon Albright düğüm atıyorum. Şöyle yapıyoruz gözükeceğini sanmıyorum ama bu inceliklerde şöyle parmağımızı sokup içeri alıyoruz. Çok fazla arkadaşlar çıkıntı yapmamak için 4-5 tur yapıp geri geleceğim. Yani mühim olan zaten buralara hiç gelmeyecek arkadaşlar. Bizim hedef balığımız küçük olduğu için ilk 15 metrede işi bitireceğiz. Yani bu 70-80 metreler de yalan aslında. E, Aklınızda olsun, boşu boşuna malzeme harcamayın. E, pahalı pahalı iplerinizi. 100-150 metre sarmayın. 0 10 0, mono alıyorsunuz. Binlik. 40 lira 50 lira. Sittin sene kullanırsınız. Şöyle. Albright. Lider düğümümüzü de attık. Pek gördüğünüz sanmıyorum ama bakın. Islatıyoruz tabi. Çünkü burada ip değil. Monoya Floro. Ha, oluyor mu? Oluyor işte. Yani monoya lider bağlanır mı? Bağlanmaz normalde. Gerek yok. Ama yapmak isterseniz de 0-10 mm Mono'yu gövde kullanıp önüne de lider, ince bir lider, florokarbon bağlayabilirsiniz. İdeal değildir. Tavsiye ettiğim bir şey değildir. Ama uygundur fiyatı yapılabilir örgü ip yerine. Yaptım ben yani. zamanda gayet de güzel çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Yani yoklukta olabilir o an örgü denizin olduğu şey olmayabilir. Bir önce videomuz, bir önceki videomuzda olduğu gibi geçici bir makine almışsınızdır. Ona bir mono sarıp önüne lider bağlayabilirsiniz ki yaptım çok da başarılı. avlar yapılıyor mesela böyle bir şey genelde kimse söylemez, tavsiye de etmez. Ama olur yani. Evet. biraz daha dipten yapacağım ve ondan sonra arkadaşlar monoyu saracağım. Sardıktan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar sarım tamamladım. Şöyle bir sarım oldu gördüğünüz gibi oldukça yukarıya yakın. Daha fazla doldurmaya gerek yok. Bu bile fazla bence. Ama gayet güzel, şık oldu. Şimdi bu burada mono yukarıda. flor ee, hedeflediğimiz florokarbon aşağıda. Şimdi ben bunu e, nihai makarama aynı kalınlıkta aynı derinlikteki nihai makarama saracağım ve işlemi bitireceğim. Bu durumda mono dipte kalacak. Florokarbon yukarıda kalacak. İşte monomuzu halkamızdan geçirdik. Burada kalamamızı iyice sıkıyoruz. Şöyle boşluk olmasın şekilde. Makaramız burada. Bu sarımı tersten şimdi e, bir tane halka düğüm atıyoruz yine sıfırın mono var elimde şu anda arkadaşlar. Bir tane yünü not atıyorum. Şuraya kendini boğsun diye. Şöyle hızlı bir şekilde. Bakın. Şöyle halkımızı şurada boğacak şekilde şey yaptık. Şurada hemen takmadan temizini de yapalım. Bakın şöyle ee, geçiriyoruz ve dibe doğru çekiyoruz. Tamam. Şimdi sarmaya hazırız. İyice sıktık. Kafamızı kapatıyoruz. Şimdi nihai e, hale getiriyoruz. İşlemden sonra tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar e, sarım işlemimiz tamamlandı. Transferi gerçekleştirdik. E, görüntü şöyle oluştu. Bakın. Buraya arkadaşlar şimdi ben hesapladım. Yaklaşık 360 tur döndük. 54 santimden yaklaşık 190 metre sarım yaptık arkadaşlar. 0.10 ve 0.09 milimetre kalınlıklardan. Bu tabi oturacaktır daha sonradan. bunun yaklaşık 100, 110 metresi mono. Geri kalan ise bizim işte 75-80 metremizde florokarbon 0.09 Aynı işlemi şimdi arkadaşlar ben şey için yapacağım. Diğer 2 LB florokarbon şu gamma için yapacağım ve şu iki kafayı sonuçta 1 LB ve 2 LB, yarım kilo ve 1 kilo şekerli florokarbon tatlı sağlığını kullanmak üzere kurmuş olacağım. Sanıyorum anlaşıldı bu sarma işlemi ve florokarbonun avantajları. Florokarbonla ilgili birkaç video daha yapacağım. Yaptığım avlardan da size bahsedeceğim. Florokarbon özet olarak sadece lider değildir. LRF'de bir nimettir. Ve özellikle light spin avlarında 2 gram, 3 gram, 4 gram plastik kurşun kombinasyonlarında çok iyi düşük gramajda 1 gram, 2 gram, 3 gramlık tatlı suda Metal kaşık uygulamalarında örgü ip lider yerine tam gövde florakarbon kullanmanız mümkün ve bunu denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Apayrı bir pencere açılacaktır hayatınızda. 2 lb arkadaşlar yani şu 2 lb'nin de kıvamları var mesela bu 0.6 bu 0.4 yani bu 0.9 2 lb demesine bakmayın gösterge değer bu bu 0.9 kilo. Bakın 0.11 milimetre ölçtüm gerçekten öyle. Bu da 0.12 milimetre. Yani 0.10, 10, 11, 12. Zaten 0.09'un 0.08'in altına florokarbon da düşülemiyor arkadaşlar. Öyle bir şey aramayın. Gerek de yok. İfratta tefrite de gerek yok. En düşüğü bu işte 0.09. Benim tavsiyem 0.11 ya da 0.12 bir tane tam gövde florokarbon sararsanız makinenize çok verimli avlar yaparsınız. Tavsiye ediyorum ve teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Arkadaşlar küçük bir güncelleme yapıyorum. Videomuza bu flora karbonla başlamıştım. Sarmayı düşünmüştüm. Sarmaya başladığımda daha sararken gam yapmaya başladığını gördüm. Bu bir Amerikan markası. Uzak durun arkadaşlar. Bir zamanlar almışım. Umut etmiştim ki güzel olacak diye ama işte her misina da aynı olmuyor. Yani Japonlardan şaşmayacaksınız. Diye genel olarak söyleyebilirim. Ben şimdi DAIWA'nın bu fines Flora karbon 0.12-0.13 arası 0.6 piyi bakın bunu saracağım ve 2LB olarak da bir süre bunu kullanacağım. Kullanacağım kafa bakın Suare'nin CI4 Plus kafası. Bu kafa aslında e, nihai olarak sarmayı düşündüğüm Suare ile aynı e, derinlikte. Dolayısıyla bu kafadan bu kafaya geçiş yapacağız sonucu son anda göstereceğim birazdan arkadaşlar flora karbonun ilk tur sarımını yaptık şimdi monomuzu bağlayıp devam edeceğiz 145 tur yaptım burada ee, yaklaşık 85 metre 80 metre civarı devam ediyoruz arkadaşlar sarımlarımız tamamlandı burada e, 0.09 milimetre misine sardık e, yaklaşık Burada arkadaşlar 100 metreye yakın 90 metre, 85 metre ben flora sardım. Ee, ve e, o flora sarışımda yaklaşık da e, ne yapmışım yaklaşık da 105 metrede mono sarmışım. Bu sarışta bu 2LB 0.128 Burada arkadaşlar 197 metre sarıldı. 0.10 mono ve 0.12 şey olarak flora karbon olarak şunu sardım. Brave, Daiwa'nın Brave'i. Bakın 0.6 pi, şöyle 0.128. Bu çok yani perch avlarında. E, kıyı avlarında, küçük balıkların isperilerin, küçük kara gözlerin vesaire olduğu meralarda çok küçük e, kranklarınızı e, 2 gramlık, 3 gramlık sahte, plastik sahte e, kurşun kombinasyonunu çok rahatlıkla kullanabileceğiniz tam gövde bir sarım. Burada arkadaşlar e, biz 121 metre mono kullandık. Ve 76 metrede bunda 76 metre kalmış. Ben lider olarak kullanıyordum. 4-5 metre kullanmışım demek ki lider. 80 metreden 76 metrede Flora kullandım. Çok yeterlidir 76 metre. 75 metre dediğim gibi. Yani ideal bir 1 LB, 2 LB şu anda kombinasyonum var. Suare'yi ben giriş seviyesi olan Suare'yi bu şekilde kullanacağım. Diğerlerine de ince ipler. İşte yine 1 kilo şekerli, 2 kilo şekerli ince ipler saracağım. Ve onları da liderle kullanacağım. Ama flora karbon özellikle 1 lb, 2 lb ve arkadaşlar şu 3 lb. Bunlardan edinin. Çok güvenmiyorsanız 2 lb'ye 3 lb deneyin. Sunline iyi markadır. Japonya'dan ısmarlayabilirsiniz Türkiye'de bulamazsanız. Bunun 2 lb'si de var. Çok başarılıdır. Bakın 29 Avustralya doları, 30 Avustralya doları yaklaşık 200 liralar civarı olması lazım bu ipin ee, ve e, burada e, 200 yarda yaklaşık 190 metre demek arkadaşlar yani 2-3 arkadaş alıp 75-80 metre sarıp üçe bölebilirsiniz bu ruloyu e, tavsiye ediyorum e, florakarbon gövde kullanmayı bir sonraki videomuzda örgü iplerimizi seçeceğiz ve diğer makinelerimizi onları sarıp makine işini tamamlayacağız arkadaşlar. Teşekkürler.